Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle çok lezzetli bir kek yapacağız. Çok basit tarifi hemen geçelim. 3 tane yumurtamı kabıma alıyorum. 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker ekliyorum. Ve ikisini güzelce mikserle çırpıyoruz. Yaklaşık 3-4 dakika çırptığımız yumurta ve şekerimizin üzerine 1 su bardağı kadar süt ekliyorum. Ve 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ve çırpmaya devam edeceğim. Şimdi içerisine 2,5 su bardağı kadar un ekliyorum. 2 paket kabartma tozu ekliyorum. Ve 1 paket vanilya ekliyorum. Ve tekrar çırpmaya başlayacağım. Evet, ben iki renkli bir pasta yapacağım arkadaşlar. O yüzden şimdi hamurumuzu ayırmadan önce ben İçerisine ceviz kırığı atıyorum. Ve şöyle una buladığım damla çikolatalarımı atıyorum. Ve karıştıracağım arkadaşlar. Şöyle çırpıcıyla karıştırıyorum. Evet, güzelce karıştırdıktan sonra şimdi hamurumu ikiye bölüyorum. Evet, ikiye böldüğüm hamurumun bir kısmına şöyle 2 yemek kaşığı kadar kakao ekliyorum. Bir kısmına da 4-5 damla kadar kırmızı gıda boyası kullanacağım. Şimdi ayrı ayrı karıştıralım. Tabii bu aşamada fırınımızı açıyoruz arkadaşlar, 175 dereceye. Isınmış ve sıcak bir fırın olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Evet, şimdi kalıbıma önce pembe hamurumu dökeceğim. Şu şekilde döktüm. Şimdi de kakaolu karışımıma döküyorum. Evet, şimdi fırına verme vakti. Fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar kontrollü pişecek. Benim kekim pişti. Şimdi fırından çıkartıyorum. Şimdi soğumasını bekleyelim. Kekimi kalıbından çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Şimdi üzerine çikolatalı sos yapacağız. Benmari usulü çikolata eritiyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi benmari usulü erittiğim çikolatadan şöyle bir kaşık alıyorum. Ve şöyle bir kalıbın içerisine döküyorum. Kalp şeklinde donacak çikolatam. Şu şekilde kalpli çikolatalı süslerim donmak üzere arkadaşlar. Şimdi eriyen çikolatamızı kekimizin üzerine döküp güzel bir şekil verelim. Evet, sosumdan şöyle bir kaşık alıyorum. Tam ortasına gelecek şekilde çikolatamı dökeceğim. Evet, şimdi ben tamamen çikolatayla kapladım. Çikolatam donacak ve ben üzerine şöyle ceviz kırmıştım. Cevizlerimi güzel bir şekilde kenarlara şöyle koyuyorum. Evet, şimdi şu kahverengi yani çikolata olan yerlere de kivi yerleştireceğim. Evet, şimdi ortasına da çikolata ben rendelemiştim. Onları koyacağım. Evet, şimdi üstüne ben çikolata parçaları koydum gördüğünüz gibi. Şimdi çikolatalı kalpler yapmıştık. Onları da üzerine süsleyip pastamızı bitirelim. Gördüğünüz gibi pastam bitti. Süslemelerim bitti arkadaşlar. Yaş pasta görünümlü kek diyelim. Yapanların ellerine sağlık. Herkese teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.